Denemek isterseniz. Ben hiç beceremem böyle şeyleri. Babacığım. Dans dersi yapıyoruz. Hadi sen de gel. Ama Melek'ciğim, derste değiliz, teneffüsteyiz. Unuttun mu? Lütfen, 5 dakika daha yapalım. Hadi baba, sen benim şövalyem olsun. Bak, Burak öğretmenim, Hüseyin ablamın şövalyesi. Melek'ciğim, o şövalye değil. Burak, Hicran Hanım'ın kavalyesi. Hadi baba. Güzel kızım. Öğretmenin duydum. Bu kadar şamata yeter. Hadi doğru dersin. Hadi. Emre'ciğim, eğleniyorduk ya. Yapmasaydın keşke. Müsaadenizle benim de işlerim vardı. Emre haklı Yeliz. Melek'in daha fazla konsantrasyonu dağıtmadan derse geçelim biz. Emre, biz de birer kahve içelim mi? Filiz, benim çalışmam gerekiyor. Şövalyeler, kavalyeler havalarda uçuştu. Teşekkür ederim Melek'ciğim. Ama henüz işimiz bitmedi. Abla yalvarırım, aç gözlerini ne olur. Abla yalvarırım. Ambulans çağırın. Abla. Alo, Yalı Mahallesi'nde trafik kazası oldu. Acil ambulans lazım. Abla ne olur dayan. Bak, ambulans geliyor. Buradayım. Bırakma beni. Bak buradayım. Yaşıyor mu? Ölmüş galiba. Nasıl olmuş? Arabanın önüne atmış kendini. Ablacığım bırakma beni. Dayan ne olur. Bak buradayım, yanındayım kardeşin. Biz bir düğüne gideceğiz diye makyaj yapınca olay çıksın. Yok neymiş? Konağın çalışanların uyması gereken kurallar varmış. Kırmızı çizgiymiş, bilmem neymiş. Hicran'a gelince hiç öyle bir şey yok. Zehra, yine döküyorsun eteğindeki taşları. Abla konağın salonunu bir görsen, dans pistine dönmüş. Burak'la Hicran da atmışlar kendilerini ortaya. Sanki onlar bu konağın çalışanı değil. Bak Zehra, akrep döner dolaşır kendini zehirlermiş. Kızım sen de böyle eşeliye kendi başına yakacaksın. Ya başkalarının işleriyle uğraşacağına kendi işinle ilgilen be kızım. Aa. Doğru. Zehra'nın işini ki. Cilala parlat, cilala parlat. Dans edecek halim yok ya. Tutamıyor çenesini, tutamıyor çenesini. Ne oldu sultanım? Ne oldu? Zehra mı kızdırdı gene seni ha? Derdi gücü Hicran. Ya toyluğuna ver be. Yani yaş aldıkça olgunlaşır o da, merak etme. Öyle yaş almakla, saç artmakla olmuyor. Gafile kelam, nafile kelam. Süleyman Efendi. Aa, bak şimdi aklıma geldi. Ya Aliye Hanım giderken dedi ki bana, gülleri bu da Süleyman dedi. Nereye gittik acaba? Vallahi bilmiyorum ki, çıktı gitti. Hatta ben dedim ki, Aliye Hanım ben sizi bırakayım isterseniz dedim. Yok istemez dedi, bayağı bir gergindi yani. Evet, neyse
Ben halledeyim de heyheylenmesin ya. Zaten bu aralar biraz tuhaf, sinirli. Çatacak yer arıyor vallahi. Canım. Çalışırken kahveye gider diye düşündüm. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Niye sordun? Meleğin canı biraz sıkkın gibi de. Az önce öyle gözükmüyordu. Sen derse gittiğine kadar öyleydi. Burak'la olmaktan mutlu diye biliyorum. Öyle, öyle zaten. Burak, Hicran ve Melek hep birlikteyken çok eğleniyorlar. Sen de kendi gözlerinle gördün. Sorun ne o zaman Yeliz? Hicran Hanım'ın düğüne gelmeyeceğini öğrendi Melek. O yüzden çok üzüldü. Ben de keyfi yerine gelsin diye müzik açtım, dans falan ettik. Aslında biraz iyi olmuştu ama... Unutur birazdan. Sanmam. Melek, Hicran Hanım olmadan adım bile atmak istemiyor. Bir çocuk çok heveslenmişti, hep birlikte olacağız, eğleneceğiz diye. Şimdi öğrenince de üzüldü haklı olarak. Ben diyorum ki... Acaba sen mi konuşsan Hicran Hanım'la? Böyle bir şey yapmayacağımı çok iyi biliyor olman gerekiyor Yeliz. Ben kimseye minivaki yapmam. Bana da yapılmasından hoşlanmam. Şimdi izin verirsen çalışmam gerekiyor. Efendim? Tamam, bağlı. İyi, ben gideyim o zaman. Sana kolay gelsin hayatım. Başka bir yolunu bulurum ben Hicran Hanım'ı ikna etmemi. Bu arada şey Emre, şimdi düğün için seni bir takım seçmen gerekecek ya, onu ben halledeyim olur mu? Efendim? Denemek isterseniz. Çok yakışıksız oldu ya. Emre Bey kim bilir ne düşündü şimdi benim hakkımda. Meleği kırmayayım derken keşke dansa kalkmasaydım. Keriman. Ben çıktım geliyorum. Oyalanma. Bekletme beni sakın. Hadi çenen kopsun be kadın. Tamam tamam. Kapat hadi. Yaş 20 kadın. Trafik kazası. Ağır travma. Kırıkları mevcut. Nabız düşük. İç kanama riski var. Ameliyathaneyi hazır etsinler hocam. Abla yalvarırım aç gözünü. Yaşayacak değil mi? Ölmeyecek değil mi? Tamam. Efendim lütfen hızlı verin işimizi yapalım. Ben kendi şeridimde ilerliyordum memur bey. Nasıl oldu anlamadım. Birden önüme atladı. İntihar etti herhalde. Gördüm ben bir anda arabanın önüne attı kendini. Yazık ne derdi vardı kim bilir. İntihar falan etmedi. Çok mutluydu bizim yanımıza geleceği için. Senin yüzünden oldu zaten Allah'ın belası. Sakin olun hanımefendi, sakin olun lütfen. İntihar falan etmedi. Niye etsin ki? Annesine kavuşacaktı. Melekciğim, senin canın mı sıkkın biraz? Niye peki?
Hicran ablam düğüne gelmeyecekmiş. Peki bunun için bu kadar üzülmene gerek var mı? Ya Hicran ablam burada olsa emin ol senin üzülmeni değil eğlenmeni ister. O olmadan eğlenemem ki. Hem babam da eğlenmemize izin vermedi. Prensesim, nasıl gidiyor ders? Öğretmen bey, öğrencinden memnun musun? Hem de çok. Melek çok akıllı, çok zeki. Her şeyi de hemen kavruyor. Ama tabii birazcık sabırsız. Değil mi Melek'ciğim? Güzeller güzelim. Sen yoksa kırıldın mı bana? Bir tanem, bak ben senin eğlenmene bir şey demedim. Sen yanlış anladın beni. Ben sadece derslerin... O zaman Hicran ablamı çağır düğüne gelsin. Ama bir tanem Hicran ablanı zorlayamayız ki. O zaman ben de gitmem. Ben Hicran ablamın yanına gidiyorum. Anlattığından daha düşkün Hicran'a. Öyle. Öyle ama mesafeyi koruması gerektiğini öğrenmeli. Mesafe derken? Bunun için biraz geç kalmış olmayasın dostum. Ya Emre, haddimi aşmak istemem ama... Yani Hicran'a karşı özel bir hassasiyetin olabilir mi? Ne demeye çalışıyorsun Burak? Hicran'la sadece profesyonel bir iş ilişkimiz var, bu kadar. Ya ben bir şey demeye çalışmıyorum. Hicran, senin onayınla Meleğin hayatına bu denli yoğun girmedi mi? Hatta hepimizin ortak amacı da Meleğin iyi olması yönünde. Bu yüzden de bu yakınlığın bir sakıncası yok. Şimdi de Melek'ten Hicran'a karşı mesafeli olmasını istemen ya tuhaf. Bence sen bunu bir düşün. Benim çalışmam gerekiyor Burak. Ben de bir kahve içeyim. Meleğin Hicran sevdasının bu kadar işime yarayacağını düşünmemiştim. Yani asıl iş şu an Hicran'ı düğüne getirmekte. Aslında Burak da yakışıklı adam. Yani sıcak, sevecen, tencere kapak gibiler. Ay yok ya. Bunu harcayamam senin Hicran. İşte bu. Ayna ayna. Söyle bana. Bana yakıştığı kadar yakışır mı bu elbise Hicran'a? Ah, kraliçem, mümkün mü böyle bir şey? Sizden daha zarifi yok ki bu dünyada. Ama yine de hayran eder Burak Hicran'a. İşte bulduk. Ama... Ay o Hicran cadısı bu elbisenin benim olduğumu anladığında... Hayatta giymez ki bunu ya. Of, başka bir şey, başka bir şey. Evet ya. Holding'in defilesi için ayırttığım numuneler. Tamam. Yani benimkiler kadar iyi değil ama Hicran'a fazla bile. Şimdi Meli'yi oyuna dahil etmem gerekli.
Ne güzel anlatmışsın duygularını. Uyan artık lütfen. Uyan ki bana da anlatabilirim. Kimin ailen olduğunu, kalbini çalan Berkay'ı. Efendim kızım, ne oldu? Elif'ime ne oldu? Anneciğim, bir şey mi oldu? Sakin ol. Elif'im nerede? Söyle, içeride mi kızım? Dur. Sen al şu ilacını. Yapma lütfen. Sakin ol, tamam mı? Ufak bir kaza geçirdi, ameliyatta şimdi. Doğru söyledin. Kızım iyi mi? Anneciğim iyi olacak. Bak ablam çok güçlü bir kız. Bunu da atlatacak. Birlikte daha iyi olacağız. Anne, lütfen. Gel, gel otur şöyle. Anneciğim, gel. Gel. İpek, beni kızıma götür. Yalvarırım annem, Elif'ime götür beni. Annem, ne olur yapma böyle. Bak, ablam seni böyle görse. Hadi toparlan lütfen. Ben doktorla konuşup geliyorum, tamam mı? Allah'ım. Yalvarırım sana, kızımı bağışla ona. Benim canımı al ona ver ya Rabbim. Yeliz'ciğim. Ah tatlım. Bugün yine şanslı günündesin. Hicran ablana ufak bir sürpriz hazırlamak ister misin? Hicran ablan düğüne gelemeyeceğini söylediğinde sen çok üzüldün biliyorum. Ben de düşündüm. Belki de Hicran ablan elbisesi yok diye düğüne gelmek istemiyordur. Sana öyle mi söyledi? Yok, yok hayır bana öyle söylemedi. Ama sen üzülme diye söylememiştir. Ben diyorum ki, acaba sen bu elbiseyi Hicran ablana mı versen? Senin elbisen mi? Hicran ablan başkalarının elbisesini giymez ki. Yok, hayır. Benim elbisem değil. O elbise babanın holdingin nefilesi için aldığı elbiselerden biri. Peki sen neden vermiyorsun? Ben vermiyorum. Çünkü ben verirsem ayıp olur. Ama sen verirsen onu ikna edebilirsin. Hem Hicran ablan seni kırmaz biliyorsun. Bence o elbise Hicran ablana çok yakışır. Hem bak senin elbisenle aynı renkte. Bugün eğlencemiz yarım kalmıştı. Ama sen Hicran ablanı ikna etmeyi başarırsan akşama bol bol eğleniriz. Nasıl? Güzel mi elbise? Evet. Tamam o zaman. Anlaştık mı? Anlaştık. Gibi olacağız. Hem Hicran ablam da düğünün en güzeli olur.
Hicran abla gel bak. Bunlar ne için Melek? Düğün için. Bu benim, bu da senin elbisen. Ama ben düğüne gelemeyeceğim Meleğim. O zaman ben de gitmeyeceğim. Meleğim bak bir tanem, üzüyorsun beni, yapma böyle lütfen. Sen de beni üzüyorsun ama. Ben çok istemiştim anne kız gibi olmayı. Hem bak elbiselerimiz de aynı renk. Lütfen Hicran abla gel. Saçımızı da aynı yaparız. Bir söz vermedik mi benim anneme, senin bebeğine? Birbirimizi hiç kırmayacağız, üzmeyeceğiz diye. Lütfen. Peki tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canımın içi. Birazdan haber verecek doktor. Anne iyi misin? Elif'imi görmeden iyi olamam ben. Sen gördün mü yavrumu? Nasıldı abla? Sana benziyor muydu? Çok güzeldi değil mi yavrum? Hem de çok. Bak bakalım benziyor mu? Kızım. Yavrum. Ödeme hasret giderecektim annem. Şşş. Anne ne konuştuk biz? Bak ablam seni uyanınca böyle görmesin. Lütfen. Elif Hanım'a yakınlarım. Annesiyim ben. Kızım nasıl doktor bey? Bakın siz önce kızınızı görün. Çıkınca zaten konuşuruz. Yalnız hastanın fazla yorulmaması gerekiyor. Çok kısa görebilirsiniz. Ben de girebilir miyim? Tamam olur. Ay Berkay oğlum ya. Sen buraya su yolu mu belledin, zırpıp karşıma çıkıyorsun? Keriman teyze, Elif. Ay, Elif de Elif. Elif Melif yok. Benim acelem var. Çekil, çekil, çekil. Ustam. Ustam ne olursun aç kapıyı. Elini ayağını öpeyim. Elif'le konuşmama izin ver. Elif. Elif içeridesin biliyorum. Ne olur iki dakika dinle beni. Elif. Kızım. Canımın parçası. Bak. Ben geldim. Annen buldu seni. Ablacığım bak, annenle kavuştum. Elif, abla, doktor. Elif.
Elif. Abla. Elif. Açın. Dışarı çıkın lütfen. Yavrum aç gözlerini Elif. Elif aç gözlerini dışarı yavrum. Çıkın. Aç gözlerini yavrum. Yavrum. Kızım. Voltajı arttıralım. Açılabilir diyorsunuz yani. 7 yıl sonra da sonuç alınabilir mi? Anlıyorum. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne dedi avukat? Mahkeme kararıyla açılabilirmiş mezar. Kemiklerden örnek alıp DNA testi yapabilirlermiş. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Hicran bebeğinin ölmediğini anlarsa. İzin veremeyiz. Ne yapacağız? İkimiz de çok güzel olacağız. Anne kız gibi. Ah meleğim. Keşke gücüm yetse de sana anneni getirebilsem. Ben de bebeğime kavuşabilsem. Ama bunun mümkünü yok. Öldürüyor herkes. Ama mucizelere inanmaktan hiç vazgeçmedim ben. Bak Elif'ime. Hayalini bile kuramazken kavuştu annesini. Yine üzgün gülüyorsun sen ama. Hayır meleğim. İyiyim ben. O zaman giy elbiseni. Meleğim, ben o elbiseyi giymesem, ya başkasının elbisesinde rahat edemem ki. Başkasının değil ki, babamın. Babanın mı? Hani her sene mankenler giyiyor ya defile için, ondan. Bak. Etiketi de var. Lütfen izin abla, çok güzel olursun, giy. Giymeyecek misin? Senin başka elbisen var mı? Ne renk peki? Ya benim aynı renk elbisem yoksa?
Sen çok mu istiyorsun aynı renk giyinmeyi? Tamam o zaman, biz de öyle yaparız. Oley! Tamam, sen giy, ben kuaför çağırayım. Senin için yapamayacağım bir şey yok meleğim. Seni çok merak ettim. Ne olur beni ara. Lütfen ara. Nasıl oldu anlamadım. Birden önüme atladı. İntihar etti herhalde. Gördüm ben, bir anda arabanın önüne attı kendini. Yazık, ne derdi vardı kim bilir. Şalık pislik. Ne iğrenç bir oyun oynamışsın ablama. Senin canını yakan herkes. Ama herkes bunun hesabını verecek. Sana söz veriyorum abla. Senin yapamadıklarını ben yapacağım. Berkay denen o adiye göstereceğim gününü. Sen o toprağın altında yatarken o rahat nefes alamayacak. Seni sevdiğimi bir kere gözlerine bakarak söyleyebilsem. Veremeyiz. Ne yapacağız? Ne duruyorsun? Söylesene, ne yapacağız? Mezarı açıp kemikleri alacağız. Ne? Delirdin mi sen? Ben yapamam öyle bir şey. Bal gibi de yapacaksın. Başka çaremiz mi var? Hicran akıl edip de DNA testi yaptırırsa var ya, ikimizi birden o mezara sokarlar. Yok yok, yapamam ben. Korkarım. Hem yazık, günah. Ay Allah'ım yarabbim, günahmış. Güldürme beni. Günah günah mı kaldı? Sen onu pazardan kavun alır gibi torun alırken düşünecektin. Günahmış. Yok, yapamam. Hem suç değil mi bu? Sen şaka mısın be kadın ya? Ha? Kendi öz torununu el alemine defnettirdin. Masum bir kadının bebeğini elinden aldın. Bu suç değil mi? Günah değil mi? Bana bu kontestin yemez. Yediremezsin bana. Ya, sanki sen sütten çıkma ak kaşıksın. Tamam işte. İkimiz de aynı pisliğin sinekleriyiz. Birlikte temizleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Yalanız vallahi. Hadi yürü. Dur, dur.
Of. Çok güzel olmuş Sinan. Çok güzel oldun Can abla. Sen daha güzel olmuşsun Meleğim. Senin bakımdan anladığın da bu kadar. Hanımlar, hazır mısınız? Hicran Hanım. Kuaför size uğramadı mı? Hayır, yok. Ben kendim yapmak istedim. Nasıl isterseniz. Melekciğim, tatlım sen çok güzel olmuşsun ya. Nur Tenala ve Burak öğretmenin seni çok merak etti. Nasıl olmuş diye görmek istediler. Hadi gel gidelim. Hadi Can abla. Meleğim sen git, ben çantamı hazırlayıp hemen geliyorum, tamam? Gel canım. Tamam. Ben şimdi Nurten Hanım'ın yanına geçiyorum. Kendisiyle görüştükten sonra size haber vereceğim. Karar verdiğinizi bilmiyordum. Ailevi bir mesele diyordunuz. Yani Melek o kadar ısrar edince onu kıramadım. Anladım. Prensesin. Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Canım kızım benim. Maşallah sana. Melekciğim. Çok yakışmış elbisen. Zaten güzeldin. Şimdi daha da güzel olmuşsun. Oo Hicran Hanım. Bu ne şıklık. Aynı renk giymişiz. Anne ve kız gibi. Melek çok haklıymış. Gerçekten de çok hoş olmuşsun. Ayakta kaldık. Oturalım o zaman. Buyurun lütfen. Hayatım. Gel hayatım. Halacığım. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Emre'cim sen de gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Mesela kuşak kendisi ya. O da gülgülü. Halacığım. Melek ne kadar mutlu baksanıza. Hicran Hanım'la Burak'ın iyi anlaşması ona çok iyi geldi. Çok uyumlular gerçekten. Aa, Emre'cim satın almadan aradılar mı seni? Evet halacığım aradılar. Ben de onu konuşmak istiyordum sizinle. Aa Emre, ya şimdi iş konuşmanın sırası mı? Hepimiz hazırız, seni bekliyoruz. Hatta bir an önce çıksak çok iyi olur. Trafiğe kalacağız yoksa. Yeliz, Süleyman abi birazdan gelir, o götürsün sizi. Benim gelmem pek mümkün gözükmüyor. Benim halletmem gereken bazı işlerim vardı.
Aşk olsun Emre. Son dakika söylenecek şey mi bu? Bir de Esra'nın düğününe yani. Emre'cim, mesele satın alma raporuysa ben hallederim onu. Sen hiç programını bozma. Bak, Melek de çok hevesli zaten. Ya halacığım, aslında ben de hallederdim ama... Tamam, madem öyle diyorsunuz. Hı hı. Benim yukarıda bir işim var, hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim halacığım. Çok incesiniz. Melek'cim, canım sen bizimle gel. Burak, sen de Hicran Hanım'ı alırsın. Öyle gelirsin. Şimdi aynı arabaya binmeyelim, böyle sıkış tepiş elbiselerimiz karışır sonra. Hadi gel bir tane. Güzeller güzelim, bana eşlik etmek ister misin? Siz de bana eşlik eder misiniz hanımefendi? Ya ben böyle şeylere alışık değilim. Hadi gidelim artık, çok geç kaldık. Bu gece çok eğleneceğiz belli. Alo. Evdeyiz, çıkmadık daha. Bak Esra, lütfen biz gelmeden ilk dansı başlatma, tamam mı? Ne? Dur, nasıl yani? Şaka yapıyorsun değil mi sen şu an? Anladım. Tamam. Görüşürüz. Ne olmuş? Düğün iptal olmuş. Yani gelinle damat kavga etmişler son dakika. Hayır yani olacak iş mi canım? O kadar hazırlandık ettik böyle. Ama ben dans edecektim. Eteklerimi döndürecektim. Melek prenses dans etmek istiyorsa edecek demektir. Nasıl? Madem düğün iptal oldu, biz de evde eğleniriz. Hem böylece bu güzel üç hanımefendinin hazırlıkları da boşa gitmemiş olur. Al şunu al. Öyle olmaz o iş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affet ya Rabbim. Kadın ya bana bak, niye yüzünü kapatıyorsun? Etrafa baksana gelip giden var mı diye. Bekçi tepemize binecek şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Şurada torunun mezarına geldim. İki dua edeyim diyeceğine. Ah Keriman, ah düştüğün hallere bak. Bir mezar soymadığım kalmıştı. Kolay gelsin hanımlar, hayrola? Ben vallahi bir şey yapmayayım. Biraz su bulabilir misiniz bize? Toprak çok sertleşmişti. O niye? Ne yapıyorsunuz siz burada? Mezar soyuyoruz. Altın diş var mı diye bakacağız. Tövbe tövbe. Kardeşim, torunumun mezarına çiçek dikeceğim de. Anladım. Başınız sağ olsun ama böyle olmaz. Kafanıza göre kazamazsınız mezarı. Müdürlüğe dilekçe verin, hazırlık yapalım. Siz sonra dikersiniz çiçeklerinizi. Başka? Muhtardan ilmi haber ister misin? Kusura bakmayın. Acısı var tabii. Biz dediğiniz gibi yaparız. Yürü kardeşim, yürü. Gidelim. İyi günler. İçeri hep durun.
Düşünsene be. Adam şüphelenmediyse bile şimdi şüphelenecek. Sus be kadın, bir sus. Senin aklına uydum, ne işler açtın başımıza. Aa, günah keçisiyle ben mi oldum? Aslan, yürü. Yine çekmiyor telefon. Ah Elif, ah. Aklı havada kardeşim benim. Ya beni habersiz bırakma demedim mi sana? Senden. Ben mi döneyim? Evet. Ben döneyim bakın. Hoppa. Emre'cim, izin verirsen küçük hanımla biraz da ben dans etmek isterim. Tabii ki. Buyur. Hop. Dans etmek zevkli ama yorucu. O zaman istersen küçük bir mola verebilirsin. Şey, ben pek beceremem. Dersten mi kaçıyorsun Can abla? Çok ayıp. Burak öğretmen çok iyi dans ediyor. Sana öğretir. Öğretmenine güven Hicran. Şey, peki telefonunu koyayım. Ben demiştim sana dans edemem diye. Olur öyle. Ben de basıyorum. Rahat ol, kasma. Kendini bana ve dansa bırak. Kapalıyız.
Kapalıyız dedim. Sağır mısın? Sen? Senin ne işin var burada? Beni gördüğün an bir daha gülemeyeceksin pislik. Ablama yaptıklarını sana da o züppe arkadaşlarına da ödeteceğim. Elif'im, umarım her şey yolundadır. Seni, biricik kardeşini ve anneni çok merak ediyorum. Ben konuğa giderken seni çok özlerim, dayanamam demiştin ya. Haklıymışsın. Şimdiden çok özledim seni. Benim küçük kız kardeşim. Dünden beri içimde koca bir boşluk var sanki. Ne olur ilk fırsatta haberdar et beni. Merakta bırakma, olur mu? İcan ablam, ben de seni çok özledim ama bir süre ayrı kalacağız gibi görünüyor. Sakın seni unuttuğumu düşünme ama annem ve kardeşimle konuşacağımız o kadar çok şey var ki. Beni anlayacağını biliyorum canım ablam. Bu arada buralarda telefonla iletişim biraz sıkıntılı. Bir süre böyle mesajlaşacağız. Kendine iyi bak. Beni merak etme, olur mu? Görüşmek üzere. Yakında görüşeceğiz İcan abla. Ablam yerine sana sarılacağım. Seni bir gece annenle uyutmadan, kardeşine bir gece bile sarılamadan, o mis gibi tatlılarından bir gün bile yapamadan hayattan koparan herkesten hesabını soracağım. Sen de melek gibi çabuk kavruyorsun. Öğrencilerim çok yetenekli. Otursak mı biz? O zaman sıra Yeliz'de. Emre'cim, izninle Emre'cim. Çünkü pastadan sonra ağzıma lokma sürmedim.
Her fırsattan istifade ediyor. Şuna bak. Resmen yapışmış Emre'ye. Yeliz, dinliyor musun beni? Ben Burak... Yeliz. Yeliz. Yeliz, ne oluyor? Yeliz! Aa! Yeliz Hanım! Yeliz, Emre! Emre gel! Buraya, buraya! Yeliz, tamam, tamam. Ver. Abi, koltuğu aç koltuğu. Çevir abi, koltuğu. Koltuğu aç abi. Tamam, gel. Gel, yavaş, yavaş. Yavaş, tamam. Tamam, su falan bir şey getir. Aa, ne oldu böyle? Yastık, yastık, yastık. İyi misin? İyi misin, Yeliz? Yeliz Hanım. Ay ya. İyiyim. İyiyim. Ay Allah, ne oldu böyle birdenbire? Hey, müsaade et. Yeliz, kaldır kafanı. Tamam, yavaş. Koy kafana. Tamam. Yavaş koy. Yeliz, iyi misin? İyiyim Emre. Başım döndü sadece. Şu an daha iyiyim. Bu su için iyi gelir. Bu böyle olmaz. Acil bir doktor çağıralım. Hı? Yani ne olur ne olmaz. Riske atmanın lüzumu yok. Doğru söylüyorsun. Emreciğim. Canım söyledim ya, sadece başım döndü. İyiyim şimdi, teşekkür ederim, gerek yok. Geliz, seni bir hastaneye götürsek. Canım, benim için bu kadar endişelenme. Gerçekten iyiyim. Ben şimdi yukarı çıkıp biraz uzanırsam dinlenirim, kendime gelirim. Sadece senden bir şey rica edeceğim. Odama çıkmamda yardımcı olur musun? O kuvveti bulamıyorum da kendimde. Tabii Geliz, elbette, gel. Gel bakalım. Ya. Tamam, gel. Gel, gel koluma. Gel koluma, tamam. Gel. Gel bakalım. Hay Allah, ne oldu böyle birdenbire? Sinirleri boşalıverdi. Tanem, korkma. Korkacak bir şey yok. Ben yanındayım senin. Her şey yolunda, tamam mı? Gel bakayım. Şöyle. Ah. Allah Allah, ne olmuş buraya böyle ya? Geldiniz demek. Anlamadım. Çiçek ekmek için diyorum. Demek doğruymuş. Emre Bey söyledi herhalde. Ha, evet evet. Ben çiçek için geldim. Bunları dikeceğim. Buyurun, kolay gelsin. İyi ki seni göndermişler. Kadın işi değil bu. Şu düştüğüm hallere bak. Ay, sen misin be yorgunluktan ölen? Vallahi şimdi şurada düşüp bayılacağım ha. Sen kenarda böyle türbünden maç izler gibi dikilirken... Ben eşeledim, ben eşeledim toprağı ben. Eşeleyeceksin tabii. Sen kendini benimle bir mi tutuyorsun? Aliye Hanım, kendine gel. Maraban mı belledin sen beni? Ha? Dinime imanıma yakarım seni ha. Lafını bil de konuş. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Bela mıdır nedir ya? Tövbe tövbe. Ay. 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 Bekle beni, bekle. Senin ne işin var dedim sana? Oğlum. Oğlum deme bana. Biliyorum. Böyle gelmemem lazımdı. Ama dayanamadım. Seni çok özledim. Kes. Duygu sömürüsü yaparak daha da nefret ettirtme kendini. Yeni mi aklına geldi oğlunun oldu? Ben ufacıkken, sana ihtiyacım varken,
kokuna ihtiyacım varken neredeydin ha? Hangi cehennemdeydin? Bak Berkay, bilmediğin şeyler var oğlum. Her şeyi biliyorum. Senin nasıl acımasız, vicdansız, sorumsuz bir insan olduğunu biliyorum. Soğuk kış gecelerinde kendi canını bir başına bıraktın. Sen kim bilir nerelerdeyken beni pencere önünde gözlerim yaşlı bıraktığını biliyorum. Bunların hiçbirisini umursamadığını biliyorum. Ne olur dinle beni. Senin gibi biri için harcayacak zamanım yok. Çık git şimdi. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Defol dedim. Şöyle. Ay bir saniye, bir saniye dur. Başım döndü de. Affedersin. Tamam, gel otur şöyle. Tamam. Yaz gelince. Çıkar ayakkabılarını. Önce şunu örteyim üstüne. Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen biraz dinlen, olur mu? Emre, dur. Gitme. Ya, biraz yanımda kal, ben yalnız kalmak istemiyorum. İyi de senin dinlenmen gerekiyor. Emre, sen bana çok iyi geliyorsun. Aslında ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir şey mi oğlum? Bir şey olmuyor Emre. Konu da bu. Anlayamadım. Sen farkında değilsin sanırım ama sürekli düğün davetiyesi alıyoruz. Çevremizdeki insanlar, tüm dostlarımız mutlu günlerinde şahit olalım diye bizi çağırıyorlar durmadan. Peki biz? Biz ne olacağız Emre? Bu konakta çok acı yaşandı. Çok yıprandık, çok yorulduk. Sence de artık mutlu olmamızın zamanı gelmedi mi? Gerçek bir aile olmamızın zamanı. Elis. Bak. Şu an bunları konuşmanın hiç sırası değil. Zaten hastasın yani bunları düşünerek iyice yıpratma kendini, olur mu? Sana iyi dinlenmeler. Sen farkında değilsin sanırım. Ama benim bütün baş dönmelerim, göz kararmalarım hepsi sinirden Emre. Çünkü moralim çok bozuk benim artık. Ben ne yapacağımı bilmiyorum Emre. Çok büyük bir baskı altında hissediyorum kendimi ya. Emre lütfen. Lütfen. Lütfen artık evlenelim. Yeliz, ben nikah için erken olduğunu düşünüyorum, tamam mı? Ama nikah meselesini düşüneceğim. İyi dinlenmeler. Kahretsin. Kahretsin, Allah kahretsin ya. Dünyaya döndüysen gel. Buyur içeri.
Farkındayım Keriman. Ne o öyle çocuk avutur gibi haller? Bana bak, üstün başın batık. Öyle elin ayağın bir yerlere sürme, tamam mı? Yeni pusuva yaptık duvarları. Yalnız olduğumuza eminsin değil mi? Söyledim ya ayol. Ha? Abim şehir dışına gitti. Teslim edeceği mallar vardı. Yarından önce gelmez. E zaten Hicran da konakta. Tamam tamam uzatma. Ne elin ne dilin çabuk. Zaten senin yüzünden yakalandık. Ya o adam kolumuzdan tuttuğu gibi bizi karakola falan götürseydi? Rezillik. Benim yüzümdenmiş. Asıl senin yüzünden. Senin o boru sesin yüzünden. Nasıl bir kırtlak varmış ya maşallah. Orkestra gibi. Hadi be sen de. Hadi hadi. Gel şu ellerimizi yıkayalım. Yürü. Keriman. Ha. Ya Emre gerçeği öğrenirse? İşte o zaman seyreyle gümbürtüyü. Yandık, yanarız. Çıra gibi yanarız, çıra gibi Aliye Hanım. Konuşalım seninle. Hadi gel canım. Teyze tamam. Teyze tamam. Lütfen. Lütfen teyzeciğim lütfen. Başımız sağ olsun Emre. Çok zor biliyorum. Bir şekilde ayakta kalırım be adam. Ya
Ama Melek daha çok küçük. Ben ne yapacağım hala? Teyze lütfen yalvarırım, yapma lütfen ya, kendine gel. Lütfen, sana bir şey olacak şimdi teyzeciğim, lütfen. Bak, şu an bunun ne yeri ne de zamanı biliyorum ama sana bunu söylemek zorundayım. Maral bize veda etmeden önce tek kelime söyledi. Yeliz. Bence bu onun vasiyetiydi Emre. Meleğe anne olması için Yeliz'i seçti o. Sizi Yeliz'e emanet etti. Evet Emre, şu an yaran çok taze biliyorum. Ama senin de Meleğin de toparlanması için Yeliz'le evlenmelisin. Yeliz. Yeliz benim kızım. Yeliz sana emanet. Meleğim, inan bana ciddi bir durum yok. Yeliz Hanım biraz dinlensin, iyi olacak. Azıcık korktum. Biz de korktuk. Ama bak geçti. Hı? Hanımlar. Hoş geldin. Her şey yolunda mı? Melek, Yeliz Hanım'ın durumuna biraz üzülmüş. Ben de onun için geldim. Seni merak ettim. İyiyim ben. İşte bu güzel haber. O zaman bana istediğim şeyi öğretebilirsin. Neyi? Böyle şahane dans etmeyi. Asıl Yücen ablam çok iyi dans ediyor. Benden de güzel, herkesten güzel. Evet, Hicran ablan gerçekten de dans konusunda çok yetenekli Melek'ciğim. İkiniz de gayet iyi dans ediyorsunuz bir tanem. Yani karşılaştırma yapmaya gerek yok. Ben sadece ayak uydurmaya çalıştım. Lütfen, alçak gönüllülük yapmayın. Dans konusunda çok yeteneklisiniz. Yani adımlarınız, hareketleriniz fazlasıyla uyumlu. Peki ben? Sen benim en bir numaralı öğrencimsin. Allah Allah. Kapıdaki anahtar bırakmak da yeni adet galiba. Keriman! Keriman! Abim! Ne olacak şimdi? Var ya, abim seni burada görürse %1500 işkillenir. Emre Bey'in kayınvalidesi ne işi var evde, doğru ya? Ne yapacağız peki? Keriman! Kıkını çıkarma. Al şunları. Al 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 al. İçeri abim var ya, öğrenirse doğrar bizi, doğrar. Keriman! Sesini çıkarma. Geç. Geç, kız, geç içeri. Şundan. Keriman! Ay abi. Abim. Keriman! Abicim! Hoş geldin. Erken geldin. Ben seni beklemiyordum. Hayrola? Kilitten anahtar bırakmak da ne oluyor? Bir şey mi var? Bir durum mu var? Ah abi sorma. Bizim komşu Kadriyan'ın var ya, hırsız girmiş evlerine. Kadının neyi var neyi yok çalmış. Ya sen de evde yoksun ya. Ben de işte korktum. Önlem alayım dedim. Peki niye geç açtın kapıyı? Ay şey abi. Ben şey yapıyordum, karnıyarık. Karnıyarık yapıyordum. Onu fırına koyacaktım. Onunla cebelleşiyordum işte. Duymamışım kapıyı. Gel. Ah.
Aman da aman. Abim yorulmuş mu, işten gelmiş mi? Kardeşi hiç kıyamazmış. Alayım ceketini abim. Ben şimdi sana şöyle güzel okkalı bir kahve yapayım abi. Tamam mı? Hadi yorgunluk morgunluk kalmaz. Hadi geç sen. Hep bir kaçak dövüş, hep bir bahane ya. Ay vallahi delireceğim ben artık. Ah, geri geldi. Anladı çünkü yaptığını. Girin. Aa, sen misin? Ne oldu, niye geldin? Seni merak ettim. İyi misin? Senin için yapabileceğim bir şey varsa eğer. Yok. Yok Ferit. Çok sağ ol, çok iyiyim, mersi. Eğer istediğin bir şey varsa söylemen yeterli. İstediğin bir şey olursa Emreciğime söylerim. O her şeyi halleder tatlım. Çok sağ ol. Anlıyorum. Affedersin. Rahatsız ettim. İzninle. Dinleneyim. Ay, yemin ederim bu da kendini bir şey zannediyor ya. Ay fasulye gibi nimetler sayıyor bir de ya. Of. İşte buradayım. Az kaldı. Merak etme ablam. Senin gözündeki tek damla yaşa bile sebep olanları bulup dünyada cehennemi yaşatacağım. Yemin ediyorum. Affedersiniz. İlkbahar Mahallesi burası mı? Buyur bacım. Burası. Siz kime bakmıştınız? Paraleldeki sokak. Şuradan sağdan girin. Az yürüyün. Hemen göreceksin zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Güle güle, selametle. Bu Elif de arkasından atlı kovalıyor gibi gitti. Keriman. Kendi canını kanını bulmuş kız. Dünyada kendini bir can olarak bellerken anasının sağ olduğunu öğrenmiş. Gitmesinde ne yapsın? Ne bileyim abi. Bak anmışken bir arayalım değil mi? Ne haldedir, ne yapıyordur? Ne yaptın Keriman sen böyle? Ay abi gitti güzelim fincan takımı ya. Aman be abi var ya ben artık yaşlandım ha. Elim ayağım tutmuyor, gözüm görmüyor. Neyse nazar çıktı, nazar. Dur ben şunları bir toplayayım. Şişt, abi ya o kadar da değil, ölmedik herhalde değil mi? Ben toparlarım. Sen geç otur. Bu neyse de arkadan başka bir ses geldi. Senin o hırsız olmasın? Hırsız mı? Ay, yok abi yok. Fincanların sesiydi, fincanların. Şişt, yok. Bir dakika. Benim bir şikillendim ben. Bir bakmam lazım. Sen burada dur. Eyvah. Buyurun cenaze namazına. İşte burası. Çok yaklaştım. Emre Bey, emrettiğiniz işleri harfiyen yerine getirdim efendim. Arabanın bakımını da yaptırdım. Mezara gittin mi peki? Gitmesine gittim de... Bir sorun mu var? Efendim... Mezar maalesef çok bakımsız. Vallahi nedenini bilmiyorum ama eşelenmiş, kurcalanmış gibi sanki. Ama siz merak etmeyin. Ben toprağı gayet güzel düzelttim. Bolca da çiçek ektim. Zaten siz bekçiye haber vermişsiniz. Sağ olsun o da yardım etti efendim. Tamam abi, teşekkür ederim. İzninizle. Bu işte bir gariplik var.
bu şu an? Bu mezar meselesi rahatsız etti beni. Kurundum yapıyorum acaba. Garip bir his. Hayırdır? Yine başka dünyalardasın. Gelebilir miyim? Gel Feriz, gel. Yani böyle çok önemli bir şey değil. Aklıma bir şey takıldı da onu düşünüyordum. Buradan çok önemsiz gibi görünmüyor. Adli tıpta bir tanıdığın var mı? Anlamadım. Birinin kimlik tespitini yaptırabilirim de. Eğer ne olduğunu söylersen ben devreye girip çözebilirim. Şu an için sana ayrıntı veremem. Yani konunun benimle bir ilgisi yok. Sadece bir arkadaşım için sordum. Yani eğer gerekirse sana da haber veririm. Peki, nasıl istersen. Benim holdinge geçmem lazım. Görüşürüz. İstediğin bir şey var mı? Yok, sağ olasın. Ne tutuyorsun bunları elinde böyle? Götürsene mutfağa. Ne gördün? Aa, ben anladım. Sen korkudan tutulmuşsun böyle. Yahu şeyin tuvaletin penceresini açık bırakmışsın. Esintiden kapı çarpmış. Oh, çok şükür. Korkulacak bir şey yok Keriman. Ariflerin emniyeti korkunun ta kendisinden meydana gelir. Ben buradayım. Hadi rahat ol. Karında bir haller var ama hayırdır inşallah. İşte buldum seni. Kahretsin. Neredesin? Ne olur her şeyi düzeltmeme izin ver. Ablamın canına karşılık senin canın. Ablamı nasıl böyle bir felaketin içine sürüklediysen sen de o felaketin içine gideceksin. Bu gümül elimden olacak. Elif Hanım hemen unuttu bizi. İnsan bir gidip gitmediğini haber verir. Şu deli kızı bir arayayım. Allah Allah. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya.
Dalmışım ya, kusura bakmayın. Buyurun. Bir sıkıntı yoktur umarım. Yok, her şey yolunda. Ya kafam bir şeye takıldı da. Boş verin. Melek de nasıl gidiyor? Melek? Melek şimdiye kadar çalıştığım çocukların hepsinden çok farklı. Çok akıllı, olgun bir kız. Çabuk kavruyor. Öyledir. Ayrıca size çok düşkün. Sevgisi başka. Sanki anne sevgisi gibi. Utanmanıza hiç gerek yok. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Teşekkür ederim. Hava o kadar güzel ki. Bakıyorum herkes kendini dışarı atmış. Ben de bahçede çok oyalandım. Ben bir Meleğe bakayım. Siz ne konuşuyordunuz? Görmeyeli huyun suyun değişmiş senin. Anlamadım. Hep böyle ketum, mesafeli biriydin. Ne ara bu kadar meraklı oldun sen? Dur merakını gidereyim. Özel bir konu konuşuyorduk Emre'ciğim. Özel. Ne oluyor bana böyle ya? Can vermelisin. Ne oluyor be? Ben şimdi yakalarım seni. Kakalak gibi ayakta kalmışsın. Otur sinetin tutmasın. Hafazan Allah. Buradan bir de acile gitmeyesin. Bana baksana sen. Dalga geçilecek zaman mı şimdi? Densizliğin lüzumu yok. Allah canını almasın. Cayır cayır bağırma. Abim içeride. Vallahi duyarsa var ya öldüğümüzün resmidir. Kapa kakanı. Abin içeride mi? Ne olacak? Ne yapacağım şimdi ben? Ya oturacağım işte sessiz sessiz. Bak A yatak A döşek. En kötü ihtimal gir altına. Uyu. Yok artık. Daha neler? Ben burada. Kendine gel Keriman. Ne oldu hasbam? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Bir mahsuru mu var? Tuzluyum da kokmayasın. Senin burada sosyetikliğin geçmez Aliye Hanım. Var ya, abim görürse ikimiz de yanarız. Sırrımız kabak gibi ortaya çıkar. Öğrenirlerse ne konak kalır ne de başka bir şey. Böyle bir yatağa da mumla ararsın, mumla. O yüzden otur oturduğun yerde. Sesini de çıkarma. Tamam, tamam. Ben yerimi yadırgarım diye çekindim. Ha şöyle. Yola gel. Allah Allah, ben de sana bayılmıyorum. Ama el mahkum, ne yapacaksın? Çare yok. Hadi otur. Şerefsiz seni.
siz iyi misiniz? Ben o kadar çok korktum ki. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Şoka girdim resmen. İyisiniz ama sanırım. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Yok, olmadı. Hayatımı kurtardınız. Rica ederim. Ben bir şey yapmadım. Yeliz Hanım, sabaha nazaran çok daha iyi görünüyorsunuz. Gerçekten de öyle. Biraz uzanınca kendime geldim sanırım, toparladım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, yok bir şeye ihtiyacım yok, teşekkür ederim. Ama sizden bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Biraz oturalım, sohbet edelim. Benim bileğim ya... Lütfen. Lütfen, itiraz kabul etmiyorum. Gelin şöyle oturalım, karşılıklı birer kahve içelim. Hadi. Hava çok güzel değil mi? İnsanın içi içine sığmıyor. Hayat gerçekten çok garip. Ya, matematiğine akıl sır erdiremiyorsun. Yani bir an kendinizi yapayalnız hissederken... sonra birden güzel şeyler oluveriyor. Yaşamımızı güzelleştiren küçük mucizeler değil mi zaten? Haklısın. Son günlerde... aklım size takılıyor. Bir sorun mu? Yok yok, hayır. Telaşlanmayın hemen. Öyle kötü bir şey değil. İyi anlamda. Bazen insan yaşananların farkına sonradan varabiliyor. Objektif bakabilmek için zaman geçmesi gerekiyor bazen. Düşünüyorum da... siz de en az benim kadar kötü günler geçirdiniz. Büyük badireler atlattınız. Ya asmayın öyle suratınızı. Ben kötü bir şey söylemek istemedim. Aksine biz iki kadın çok büyük travmalar atlattık. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ve her zaman destekçinizim. Teşekkür ederim. Ama sadece benim desteğim yetmez. Emre benim yanımda. Tüm yalnızlığımı alıp götürüyor. Siz iyice kendi başınıza kaldınız. Ama belki bu baharda size güzel şeyler fısıldar. Ne dersiniz? Neyi kastettiğinizi anlamadım. Bence anladınız. Ama yapmayın böyle Hicran Hanım. Yani ben sizi tanımasam içiniz fesat diyeceğim. Yani siz beni yanlış mı anladınız acaba? Neyi yanlış anlayacağım Yeliz Hanım? Bakın, burada konu Melek. Onun sağlıklı gelişimi için sizin Burak'la iyi anlaşıyor olmanız çok önemli. Bu konuda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Melek'in... Burak ve onun eğitim sistemine iyi adapte olabilmesi için sizin ona olan güveninizden emin olması gerekiyor. Bu yüzden Burak'la iyi arkadaş olmanız şart. Biz zaten iyi arkadaşız. Değil mi Hicran? İzninizle alayım bıçağı.
kapkaççı düşünmüş olmalı. Kimsin sen? Kötü biri gibi davranmıyorsun. Ama ablamın ölümüne sebep oldun. Nasıl bir şeytansın? Ama merak etme. Öğreneceğim. Sarsıldınız biraz. Renginiz uçtu. Biraz oturun isterseniz. Gerçekten şoka girdim sanırım. Hastanede birazcık soluklanalım isterseniz. Tamam. Evet, evet. Yani biz Burak'la iyi arkadaşız. İşte bu. Gerçekten çok sevindim. Eminim bu arkadaşlık önce Melek'e, sonra da hepimize çok iyi gelecek. Bakıyorum da neşen yerinde. Az önce çok endişelendirdin beni. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Eğer istersen sana her derde deva meşhur bitki çayımdan yapabilirim. Çok iyiyim Burak. Gerçekten çok iyiyim ama senin o çayını içebilmek için hastaymışım gibi davranabilirim. Ah hicran. Burak'ın marifetlerini bir bilsen. Tüm şifalı otları ezbere bilir biliyor musun? Bir de öyle çaylar hazırlar ki iksir gibi. İnanmayın abartıyor biraz. Hayır abartmıyorum. Hatta az bile söylüyorum. Hicran, Burak öyle yemekler yapar ki özellikle deniz ürünlerinde tüm aşçılara taş çıkartır. Ah. Gel Emre'cim gel. Biz de Burak'ın meziyetlerinden bahsediyorduk. Gerçekten şahane bir öğretmen. Şahane bir aşçı ve şahane bir dost. Burak, sen aşçılık eğitimi almıştın değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Zor bir dönemimdi. İnsan acıyla baş edebilmek için bir şeyler deniyor işte. Ben odamdayım. Benim de bir telefonla görüşmem gerekiyor. Evet. Ben de Melek'e bakayım. Of, Elif nerelerdesin? Aramışsın, telefonun burada çekmiyor. İyiyim, merak etme. Oh, şükürler olsun. Rahat ol, kasma. Ya olur öyle, ben de basıyorum. Utanmanıza hiç gerek yok. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Teşekkür ederim. Yeter. Geldin. Hadi hadi oyalanma abim görmeden. Dur dur dur. Önce ben bir bakayım. Ne işler çeviriyorsun sen?
Dün gece rüyama sızdın. Merak ettim seni. İyi olmanı dilerim. Unutma, ne zaman sıkıntılı hissedersen kendini, yüreğine bak. Karanlıktan çıkmanın yolu orasıdır. Kalbi pusulasıdır insanın. Bir tane de A yapalım. Aldım. Hüseyin abla, güzel olmuş mu? Bakayım Melih'im. Şahane olmuş Melih. O kadar çabuk öğreniyorsun ki, gurur duyuyorum seninle. Çünkü ben dahi bir civcivim. Evet, sen dahi bir civcivsin. Dahi civciv ne yapmış bakalım bugün? Bakın öğretmenim, hepsini bitirdim. Bakayım. Gerçekten de tebrik ederim Melek. Çok başarılı. Şimdi ne ders işleyeceğiz? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Geçen gün ne yapsam da Melek'i şaşırtsam diye düşünüyordum. Sonra birden masalsı bir park gördüm. İçinde böyle tavus kuşları, masmavi havuzu, içinde bir de ufak bir kafesi olan bir yer gördüm. Masalsı bir park. Yemyeşil. Ama bir de ne göreyim? Bu parkın prensesi yok. Ben de o an anladım. Dedim ki, bugün Melek'i o parkın prensesi yapacağım. Hem biraz ders çalışırız, hem de pasta yeriz. Harika, gidelim o zaman. Çak. Ama önce babandan izin almalıyız değil mi Melek'im? Bu masalda patron benim. Yaşasın. Bütün sorumluluğu alıyorum. Ayrıca sen de geliyorsun Hicran. Yaşasın. Ama... Hicran abla, lütfen gidelim. Tamam. Yani bu seferlik böyle olsun. Ama üzerimize bir şey alalım. Hasta prenses olmak istemeyiz değil mi küçük hanım? Ben sizi içeride bekliyorum. Ama fazla bekletmeyin ona göre. Evet. Ne alıyoruz? Emre Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Eğer benim işim yoksa ben arabayı servise götürebilir miyim? Ne oldu sen? Arabanın bakımını daha yeni yaptırdın demedin mi? Götürdüm efendim de şimdi lastik patlamış. Ben kontrol ettim, çivi izi falan yok. Tam tersi şişle, bıçakla falan dirilmiş gibi. Kameralar ne durumda? Çalışıyorlar değil mi? Tabii. Geçen gün servis geldi, kontrol etti zaten. Tamam abi, servise git. Ama gitmeden önce bir kameraları kontrol et, tamam mı? Başlayın efendim, değerli. Telaştan atladım ya. Affedersin, aç mısın? Bana aşk oyunu oynadıklarına inanamıyorum ya. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elif, sen misin? Elif elimizde kalmadı. Tayfun verelim. Lan Tayfun, sen ne şerefsiz, ne adi bir insansın ya. Bunu aklına iyice yaz. Seni mahvedeceğim. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Thank you.
Selam. Ha? Hayırdır? Ders yok mu? Yeliz, şahane bir park buldum yakınlarda. Ya. Melih'i biraz oraya götüreceğim. Hem ders çalışırız hem de oyun oynarız. Burak çok iyi düşünmüşsün. Hicran Hanım da bizimle gelecek. Harika. Yalnız Emre'ye haber vermem gerekiyor. Nerede biliyor musun? Gidip konuşayım ben mi? Ay Burak, Allah aşkına. Düşündüğün şeye bak. Siz hiç vakit kaybetmeden bir an önce çıkın. Ben Emre'ye haber veririm. Çok teşekkürler Yeliz. Hatta hemen şimdi gidip söyleyeceğim. Görüşürüz. Şans benden yana. Seni bana Allah gönderdi Burak. Gel. Emre'cim. Canım müsait misin? Gel Yeliz. İyileşmişsin. İyi gözüküyorsun. Gerçekten çok iyiyim. Tüm halsizliğim uçtu gitti. Ya şu havanın güzelliğine bakar mısın? Işıl ışıl Emre. Ya insan kendini yeniden doğmuş gibi falan hissediyor. Öyle. Emre. Acaba biz de mi dışarı çıksak? Yani şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yaparız. Sonra belki bir kahve molası veririz. Ne dersin? Biz de derken başka kim dışarıda? Burak ve Hicran Melih'i alıp parka gideceklermiş. Nereden icap etti böyle bir şey? Yani Emre'cim şimdi biliyorsun. Hicran ve Burak çok iyi anlaştılar. Aralarından su sızmıyor. Burak da geçenlerde bir fark keşfetmiş. Hicran ve Melek'le oraya gitmeye karar vermişler. Hem ders çalışacaklar, hem de baş başa kalacaklar işte. Çok hoş değil mi? Hayatım? Yoksa senin için bir mahsuru mu var? Sonra koyduk. Süper. Kapatalım ağzını. Evet. Bu da tamam. Hadi artık çıkalım. Aa, bir saniye. Çantamı alıp geleyim ben hemen. Durun. Hiçbir yere gidemezsiniz.